Şimdi hocam usulü fıkhın ana konuları diyor. Ve min ebuabi usulü fıkhı aksam. Usulü fıkhın babları bir kaç kısım var. Kelam, emir, nehi, am, has, mücmel, mübeyyen, zahir, muevvel, ef'al. Yani ef'al-ül ibad. Nasih, mensuh, icma, ihbar, kıyas. Bu ihbar değil, ehbar. Yani haberler, çünkü usul alimleri haberlerin nasıl delil olduğunu, onu inceliyorlar. Vel kıyas, kıyas. Vel hazır, men etme, yani nehi. Vel ibaha, serbest bırakma. Ve tertibil edilleti, delillerin sıralanması. Yani önce kitap, sonra sünnet, sonra icma-i ümmet, sonra kıyas. Vasıfet-i müfti, müftinin özellikleri nelerdir, şartları nelerdir, vel müstefti, müsteftinin adabı nasıldır, yani fetva talep eden nasıl fetva istemelidir, ve ve ahkamul müştehidin, müştehitlerin hükümleri, bütün bunlar usul-ü fıkhın ana konularıdır diyor. Peki, aksamül kelam, kelamın kısımları. Arkadaşlar, bu yukarıda şöyledir. وَمِنْ اَبْوَابِ اُسُولُ الْفِقِي Aksamını okuduk. O öyle değil. Mizampaj da yanlıştır. وَمِنْ اَبْوَابِ اُسُولُ الْفِقِي اَقْسَامُ الْكَلَامِ Yani usul-ü fıkhın bablarından bazıları kelamın çeşitleridir. Ve o vav da yanlış yazılmış. O iki nokta var ya üst üste. Kelamdan sonra olacak ve ne olmayacak? Vav olmayacak. Çünkü bunlar kelamın çeşitleridir. Kelamın çeşitleri nedir? Emir, nehi, am, has, mücmel, mübeyyen, zahir, müevvel, bunlar kelamın çeşitleridir. Dolayısıyla yukarıdaki ibare şöyledir. وَمِنْ اَوَّابِ اُسُولُ الْفَقِيِ Usulü fıkhın bablarındandır. اَقْسَامُ الْكَلَامِ Kelamın kısımları. Ki kelamın kısımları hangileridir? الْاَمْرِ وَالنَّهِ O vav yanlıştır. الْاَمْرِ وَالنَّهِ وَالْمُعَوَّلِيَ قَدَرْ Efendime söyleyeyim, aksamil kelamdan bedeldir İrab yönünden. Fevvel ef'alu raf'a ile el kelamı üzerine atıftır. Vel kelamı ve nasih ve mensuh, şey vel ef'alu ve nasih ve mensuh ve icmav ve ekbar ve kıyasu ve hazır ve ibahatu ve tertibul edilla ve sıfatü mühti ve müstefti ve hakam müştehidin. Bu böyle olması lazım. Evet. Aksamül kelamı. Kelam kısımları. Diyor fe emme aksamül kelami. Kelamın kısımlarına gelince fe akallu ma yeterekkebu minul kelamu isman. Kelamın en az mürekkep olduğu şey kelime sayısı, iki isimdir veya bir isim bir fiildir veya isim bir isim bir harftir veya bir harf bir fiildir. Tabi bu İmam-ül Haramîn usul fıkhı istilahını hareket noktası yaparak bu taksimlendirmeyi yapıyor. Diyor buna göre kelamın en az mürekkep olduğu kelime sayısı ya iki isimdir. Mesela el kitabu nafi'un veya bir isim bir fiildir. Mesela hasun el kitabu bir isim bir fiil veya bir isim bir harf ya Zeydu, bunu öyle kabul ediyorlar. Veya bir harf bir fiil, mesela kad kama. Anlaşıldı mı? Evet. Veya len yadırbe mesela. Ve kelamı diyor, kelam yankasim ile emrin ve nehyin ve haberin ve istihbarin. Kelam şu kısımlara ayrılır. Ya emirdir veya nehidir ya haberdir veya istifandır. İstikbal yani istifandır. Evet.
Kasım ayı da yine kelam şeneye kısımları ayrılır. İlâ temennin ve aradın ve kasemin. Temenni, arad ve kısım. Eşe kasem. Yani bu aslında şeyin kısımlarıdır. Bu inşai olan kelamın kısımlarıdır. Yani kelam, tabii biz hatırlarsanız kaderi ve inşai diye ikiye ayırıyorduk. İnşai kelamın kısımları emir, nehi, istifam, temenni, arz, kasem, dua. Tamam mı? Evet. Ve min vecil ahara, diğer açıdan yenkasimu ila hakikatin ve mecaz. Kelam, hakikat ve mecaz olarak da iki kısma ayrılır. Evet. Fel hakikatu, hakiki kelam hangisi? Ma baqiya fil istimali ala mevduhi. Kullanımda, yani gündelik kullanımda, alimin kullanımında o mevduhu lehu olduğu mana neyse, o mana üzere devam ediyorsa ona hakikat denir. Kelami hakiki denir veya hakikat denir. Evet. Mesela siz akimis salateyi namaz kılmada mevduhu olan budur. Namaz kılmanın talep edilmesi. Siz bunu da kullandınız mı o hakikat oluyor. Evet. Vakıyla kimisi de hakikati şöyle tarif etmiş. Nasıl tarif etmiş? Ma ustu'milu fima ustulih aleyhi minel muhatabeti. Muhatabe yani karşılıklı hitap, kitapta ıstılah neyse, yani sizle muhatabınız arasındaki ıstılahınız neyse, o ıstılahta bir kelimeyi o ıstılahta mevdu olduğu manaya kullandınız mı o hakikat olur. Ve böylece İmam-ı Haramin hakikatin kısımlarına işaret ediyor. Çünkü hakikat, arkadaşlar, hakikat-ı lügavi var. Mesela siz esedi hayvan-ı müfteriste kullandınız mı? Mescidi namaz kılınan yerde kullandınız mı? Kalemi onunla yazı yazılan manada kullandınız mı? Bu hakikat-ı lügavidir. Bu hakikat-ı lügavidir. Siz diyelim ki fakihsiniz. Fıkıh ıstılahına göre salatın mevdu olduğu mana akvalu ve ef'alu müftetihatun bittekbiru muhtetihatun bittestim. Fıkıh ıstılahına göre salat bu mana için adam edilmiş. Siz salatı bu manada kullandınız mı? Buna da hakikati şer'iyye denir. Hakikati şer'iyye denir. Yok diyelim ki sizin, efendime söyleyeyim, İstilahınız nahvdir. Nahvcısınız. Siz bir kelimeyi, örneğin isim, bir kelime isim gibi, mevdu'lahu olduğu manada, yani şeyin istilahında, nahvilerin istilahında mevdu'lahu olduğu mana nedir? Kelimetün dellet ala ma'an benim sekir muhtem bi'an resmin selasindir. Nahvun istilahında isim kelimesi bu mana için vaza edilmiştir. Siz İsmi bu manada kullandınız mı? Buna hakikati urfi has denir. Hakikati urfi has. İşte İmam-ı Haramey'nin وَقِيلَ مَا اُسْتُعْمِيلَ مَا فِي مَا اُسْتُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطَبَةِ derken buna işaret ediyor. Yani hakikat hitap ıstılahında hangi manada edilmişse o manada kullandınız mı hakikat oluyor. Ama dedim, demin size anlattığım gibi, eğer konuşma lügatte göre olsa, bir kelime lügatte mevduyla olduğu manaya kullansanız buna hakikat-ı lügavi denir. Eğer bir kelime ve siz muhatabınızla konuştuğunuz, muhatabınız kimse onunla olan sırahınız fıkıhsa, mesela
zekat kelimesini. Tutun zekat, o belli bir maldan, belli bir niyetle, belli kimseler verilen mal anlamını kastederseniz ve zekatı bu manada kullansanız buna hakikati şer'i denir. Hakikati örfide nahvilerin ıslahlarını burada edildikleri manaya kullandınız mı? Ona da hakikati örfi kastanır. Vel mecaz. Bu mecaz ise ma tucuvvize an mevduihi. Mevdu dedi yani bu buna mansubu bi nesel hafif diyoruz. Veya hasbu isal diyoruz. Yani mevdu'tan masal el mevdu'leh. Yani mevdu'leh olduğu manadan geçilen, yani o mevdu'leh mana geçilmiş, onda kullanılmamış, o mevdu'leh manaya benzeyen başka bir kelimede kullanılmışsa o nedenle diyoruz? Mecaz diyoruz. Fel hakikatu hakikat imma lugaviyyetu ya lugavidir. Siz mesela esedi hayvani müfterisinden kullandınız mı? Bu hakikaten lugavidir. Ki zaten buna işaret ettik yukarıya, yukarıdır. Ve imma şer'iyyetu ya hakikaten şer'idir. Siz tutar mesela taharrumu namaz öncesi olan tekbirde kullandınız mı? Bu hakikaten şer'idir. Ve siz diyelim ki fiili nahvilerin ıstılahında vada edildiği mana neyse o manada kullandınız mı? O da hakikati örfidir. Ve mecazun